Arkadaşlar merhaba. Bugün size geçen hafta almış olduğum bir barbekü vardı. Bunu nasıl kurduğumu anlatacağım. Ve şeklini de kullanımını da bahsedeceğim size. Oldukça güzel bir ürün. İnternette çok sık karşımıza çıkıyor bu model. Beams Barbecue diye geçiyor bunlar. Bunlar zannedersem 11 parçadan oluşuyor. Palet üzerinde geliyor bunlar. Kurulumunu kendimiz yapmak zorundayız. Ama kurulumu çok kolay. Yani aynı Lego gibi. Hepsinin yerleri belli zaten. Çok eksen bir durum olmadıkça herkes yapabilir bunu. Şöyle dediğim gibi 11 parçadan oluşuyor. Öncelikle şu alt zemini bir gün öncesinden monte ettik. Monte ettik derken şöyle şuraları yerleştirdik. Sağda, solda birer tane ve iki tane de biraz daha kısa kısa altta tablalar var. Onları bir gün öncesinden zemine monte ettik. Beton döktük altına ve donması için bir gün boyunca beklemek zorunda kaldık. Çünkü henüz şey kurumadan yaparsak zemini oynatırız. Sağlıklı olmaz diye. Bir gün onları yapıp bekledik sadece kurumasını. Yani bir gün derken tam bir günde değil. Akşama doğru yapmıştık. Ertesi gün sabah diğer eksiklerini tamamladık. Onları yaptıktan sonra şu kırmızı olan tablayı onun üzerine koyduk. Ve bunların birleşim yerlerine aralara kalekim kullandık. Şuralar, mesela bakın şu kısımlar kalekim. Birleşim yerlerine kalekim kullanarak her biri için şu tabloyu oturttuk yerine. Bu tabloyu oturttuktan sonra şunları sağlı sollu koyduk. Şunu arka kısma koyduk. İki tane kısa kısa sağ sol, uzun da arka kısma koyduk. Onu koyduktan sonra şu kısmı koyduk üzerine. Bunların aralarına hepsine tabii ki kalekim kullanıyoruz. Sabitlemek ve dumanın dışarıya sızmaması için. Onun üzerine önüne şunu koyduk. Bunu da koyduktan sonra bacak kısmına geçtik. Bunlar yani azar azar böyle dondukça koyuyoruz. Bir yarım saatimizi ya aldı ya almadı bunları yapmak. Daha sonrasında bacayı koydum. Bacağın üzerine de şu üst kısmını koydum. Yalnız bir eksiğimiz var. Bunu akşam fark ettik. Baca normalde standartında bu şekilde bunlar satılıyor. Baca böyle bu şekilde kısa. Bunu bir tane daha alıp ilave etmek gerekiyor buraya. Ama onu da almak biraz zor. Yani tek vermiyorlar. Biraz beklemek gerekiyor istemeleri için. O yüzden ben şey yapacağım buraya. Bütün tuğla alacağım. Şu tepeyi çıkarıp şuraya şunu boyutunda bir 35-40 santim kadar daha yukarıya doğru yükselteceğim. Yükselttikten sonra bunu tekrar yerine oturtacağım. O şekilde yaparsam zannedersem daha iyi çekecektir. Çekimi çok iyiydi. Yalnız biraz aşağıda olduğu için bu iç kısımlara duman verdi biraz. Altta kaldı yani duman. Öbür türlü yaparsak yükseltirsek yani baca ne kadar yüksek olursa o kadar güzel çekimi olacaktır bence. Ama genel olarak akşam bunu kullandık. Oldukça güzel oldu kullanımı. Çok rahat. Şu önündeki tablası çok geniş. Ben bunu kullanmadan önce şu yan tarafa da bir çalışma tezgahı kurmak istiyordum ama bunu gördükten sonra yani şurada mangalımızı barbekü yaptıktan sonra şu yanında oldukça geniş bir çalışma tezgahı kalıyor bize. Yani pişirdiğimiz etleri, pişireceklerimizi falan hepsini şunun üzerinde taşıyabiliyoruz. Bunu alırken şunu da yanında verdiler. Bu da veriliyor yanında. Şu ızgara. Bunun da verilmesi bir avantaj. Bunu çünkü bu ölçüde her yerde bulamayabiliriz. Bayağı aramamız gerekecekti. Bunu verdiler yanında. Bu da güzel bir avantaj. Şu altında şeyler var. Ateş tuğlalar. Şu tuğla taşları. Bu tuğla taşlarını hariçten alıp üzerine koyduk.
Hem barbekünün daha uzun ömürlü olması için. Hem de daha şık bir görüntü de kattı bence buraya. Onun üzerinde yapıyoruz. Gerektiğinde çıkarıp temizleyip tekrar koyabiliriz. Bu barbeküyü 1000 TL'ye aldık. Barbekünün Evet. fiyatı. Şu ızgarası da dahil. Onu hediye veriyor yanında zaten. Şu taşlardan da yarısını veriyor normalde satan kişi. Ateşli olan. Diğerlerini de ben alıp şöyle ilave ettim. Çünkü öbür türlü çok az bir ateş yakma alanı kalıyordu. Bunları da alıp hariçten kendim ilave ettim ona. 30 TL, 3 TL de onların bir tanesinin fiyatı. Yani 1000 TL oraya, 1050 TL, o kalekin falan ıvır zıvır lan, 1050 TL'ye mal oldu. Ama oldukça güzel bir görüntüsü oldu. Hem bahçeme yakıştığını düşünüyorum bunun. Hem de kullanım olarak da oldukça kullanışlı. Boyalı olarak gelmiyor. Şu boyasını falan kendim yaptım. İstendiği zaman farklı renklere de boyanabiliyor. Şimdilik ben bu rengi tercih ettim. Şu taşlarımda da kırmızılar falan vardı. Onlarla biraz uyumlu olsun düşüncesiyle ben şimdilik bu rengi tercih ettim ama zamanla kullandıkça renk boyalamak gerekecektir. O zaman boyalarım onu. Zemini de beton döktüm şu kısma. Şunlar kaynasın diye. Betonun üzerine de küçük mıcır taşlardan aldım. Dere taşı mı diyorlar, tam da bilmiyorum. Mıcır da değil, pardon. Dere taşı, kumsuz olanlardan. Bunu da aldım. Böyle zemine serptim. Betonu dökerken zaten biraz şerbeti bol vererek yapmıştım. Bunlara hiçbir işlem yapmadan direkt üzerine attım. Direkt üzerine serpiştirdim. Hem sabitlenmiş oldu o taşlar oraya. Hem de daha otantik bir görüntüsü oldu bence. Böyle yani normal şunlar gibi kalibodur yapmaktansa şu taşın görüntüsü bence çok daha güzel oldu. Daha doğal bir görüntü. Bu da semaverimiz. Semaverimiz bayağı büyük bir semaver. Onu da akşam kullandık. Bir kötü taraf oldu. Şeyin alçak oluşundan sebep şeyleri yaktı. Onun çıktığı o bacadan çıkan dumanlar, alevler şu kısmın otla üzüm vardı burada. Onu yaktı. Sıkıntı çıkacağını düşünerek onu da kestim oradan zaten yaprağı. Biraz da aceleci davrandım. Gerçi keşke kesmeseydim. Akşam kestim o kısmı. Ama genel olarak oldukça güzel, memnun kaldım ben bu barbeküde. Seviyordum onu zaten. Sarmaşıklar yapmışım buralara. Sarmaşıklarımız da uzamaya başladı. Böyle. Bu da üzüm. Ama üzümler hiç güzel çıkmadı. Üzümlerimiz hiç güzel üzüm yok içerilerinde. Bunlar acemalıları. Buraya geçen sene çok acemalısı dikmiştim. Rengarenk. Yalnız kuruduktan sonra ben tohumları dökülür de gene çıkar diye düşündüm ama hiçbir şey çıkmadı onlarda. Dökülen gitti. Şunlar sardunyalar. Bunları kese kese yaptık. Sardunyanın yetiştirmesi oldukça kolay. Sardunyayı kesip saplıyor su toprağa. Arkadaşlar bunun görüntüsü benim çok hoşuma gitti. İnternette de görüyorum sık sık. Sizin de önünün karşınıza çıkıyoruz. Ben bunu internetten almadım. İnternette aynı ürün satılıyor. Bunun çok daha düşük fiyatına ama
Bunların da nakliye sıkıntıları oluyor. 650-700'ler civarında var bunlardan. Ama bulunduğumuz bölgeden bahsedip de nakliyeden bahsedildiği zaman en az 500 lira nakliyeden bahsediliyor. İndirmeyi de biz yapmayız diyorlar. Bunlar forklift ile beraber getirdiler. Yakınımızda bir taş yürümesi var. Yani taş derken şu kalebodur benzeri taşları veya park taşlarını yapıp satan bir firma. Çok yakın yani forklifte yükleyip direkt hiç arabaya falan yüklemeden onunla birlikte alıp getirdi buraya kurdu. Buraya bıraktı biz de kurulumunu yaptık. Bunun nakliyesi falan her şey içinde 1000 TL bu. 50 TL de kale kimi, ıvır zıvırlar işte o taşlar falan öyle diyelim. 1050 TL gibi ama oldukça da kullanışlı bir ürün ortaya çıkmış oldu. Arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşça kalın.